Irak'ta ve özellikle de Kuzey Irak'ta neler oluyor? Saddam devriliyor mu? PKK ve Barzani kuvvetleri neden savaşıyorlar? Yoksa Kuzey Irak'ta bir Kürt federe devleti mi kuruluyor? İşte bütün bu soruların yanıtlarını verebilmek için Irak'tayız. Bağdat'tan ardı ardına gelen haberlerden sonra şimdi herkes Saddam Hüseyin'in sonu mu geldi diye sormaya başladı. Aslında Bağdat'ta olanlar Ankara'yı da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü oradaki olaylar Türkiye'nin yanı başındaki Kuzey Irak'ı da etkiliyor. Şimdi Kuzey Irak'ta bir Kürt federe devleti kurulması ve hatta bunun Türkiye'ye bağlanması konusunda bazı senaryolardan bahsediliyor. İşte bütün bunların ipleri ise aslında Amerika'nın elinde. Görünen o ki Amerika, Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulması ve özellikle de Saddam Hüseyin'in düşürülmesi konusundaki çalışmalarını yeniden hızlandırdı. İşte biz de bu gece sizlerle birlikte bütün bunların üzerindeki sis perdesini kaldıracağız ve burada özellikle de Kuzey Irak'ta neler olduğunu anlamaya çalışacağız. Kürtlerin lideri Mesut Barzani ile bağımsızlık ve federasyon konularını konuşacağız. Ve hep beraber bir türlü sonu gelmeyen bir şarkıyı dinleyeceğiz. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. Açı televizyonu da haberleri tamam, izleyelim. Evet tamam. Haklı. Geliyorum. Sabahtan beri bekliyoruz değil mi? Hadi. Hadi baba biraz acele et. Açın hadi. Hadi. Hadi haberleri kaçıracağız. Açtım işte hadi seyredin bakalım hadi. İyi akşamlar. Burası Kuzey Irak'ın Selahaddin şehrinden yayın yapan Kürt televizyonu KTV. Ben Haval Nevruz. Şimdi bugünkü haberleri sunuyoruz.
Bağdat'taki durum gerginliğini koruyor. Saddam Hüseyin'in damatlarının ve kızlarının Ürdün'e kaçışıyla başlayan olaylar zinciri Amerika'nın etkisiyle devam ediyor. Son olarak Ürdün Kralı Hüseyin de Saddam'ı suçladı ve Irak halkının karanlık günleri bitirmesini istedi. Öte yandan Kürdistan Demokratik Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği arasında İrlanda'da yapılan görüşmelerden sonra önümüzdeki günlerde ikinci bir görüşme daha yapılacak. Bu görüşmede Kuzey Irak'ın geleceği hakkında bir anlaşma metni hazırlanması bekleniyor. PKK gerillaları, Kürdistan Demokratik Partisi'nin bazı kontrol noktalarına ve karakollarına yaptığı saldırılardan sonra geri püskürtüldüler. Son gelişmelerden sonra dünya basını bugünlerde Kuzey Irak'a akın ediyor. Türkiye'den tanıdığımız Kanal D televizyonunda yayınlanan Pusula Haber programının yapımcısı ve sunucusu Mithat Bereket de ekibiyle birlikte bugünlerde burada. Orta Doğu konusundaki programları ve araştırmalarıyla tanınan Mithat Bereket, Irak'taki son olaylarla ilgili bir program hazırlıyor. Bakalım daha çok hangi konuların üzerinde duruyor? Son günlerde Bağdat'tan ve Kuzey Irak'tan üst üste değişik haberler geliyor. Kaçan damatlar, terk eden üvey kardeşler, ardından Kürtlerin Amerika'nın zoruyla ateşkes ilan etmeleri ve şimdi de Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulması haberleri. Ortalık müthiş karışmış durumda. Her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor, yeni planlar yapılıyor. İşte bütün bu olan bitenleri gerçekten iyi anlayabilmek için ard arda gelişen bu olaylara dikkatli bir gözle bakmak gerekiyor. Çünkü bunların içinde çok önemli ipuçları var. Irak'ın geleceğini bilinmeyen bir yola sokan gelişmelerin iki önemli habercisi vardı. Bunlardan birincisi İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan Kürt konferansı, diğeri ise Bağdat'taki damat krizi. Kuzey Irak'ta 15 aydır birbirleriyle savaşan Kürtler, Amerika'nın zoruyla önce ateşkes ilan ettiler, sonra da gelecekleri konusunda bazı kararlar aldılar. Bunlara göre Erbil şehri silahtan arındırılacak ve buradaki parlamento hızla çalışmaya başlayacaktı. Ayrıca bugüne kadar taraflarca toplanan tüm gelirler de ortak bir hesaba yatırılacaktı. Amerika sonunda Kuzey Irak'taki karışıklıktan rahatsız olmuş ve bunu önlemek için harekete geçmişti. Böylece Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulması tartışmaları yeniden ön plana çıktı. Dublin'de bu pazarlıklar yapılırken Bağdat'tan gelen bir haber ortalığı bir anda karıştırıverdi. Saddam'ın iki kızı kocalarıyla birlikte Ürdün'e kaçmışlardı. Üstelik Körfez Savaşı'nda Irak'a destek veren Ürdün bu defa Bağdat'a sırt çevirmiş ve kaçanlara siyasi sığınma hakkı tanımıştı. Bu haber dünya gündeminde bomba gibi patladı. Çünkü kaçan damatlar öyle sıradan insanlar değillerdi. General Hüseyin Kamil, Saddam'ın en büyük kızı Radat'la evli. Saddam'dan sonra ülkenin en güçlü subayıydı. Irak'ın silah endüstrisinin başındaydı. Bağdat'ın nükleer, kimyasal ve biyolojik tüm silah programlarının da yöneticisiydi. Üstelik Amman'a kaçarken yanına 50 milyon dolar almıştı. Yarbay Saddam Kamil. Saddam'ın diğer kızı Rana ile evli. Cumhuriyet muhafızlarının komutanı, yani Saddam'ın elit koruma gücünün başındaki insan. Irak liderinin nerelerde saklandığını ve nasıl korunduğunu en iyi bilen adam. Bu iki damat aynı zamanda kardeştiler ve üstelik Saddam'ın da kuzenleriydiler. Bu saraydan kız kaçırma operasyonuyla birlikte Saddam hanedanı dağılıyordu. Irak lideri iki oğlu, karısı ve bir kızıyla kaldı. Oysa Saddam kendisine en yakın olan aile üyeleri yardımıyla etrafında üç önemli halka oluşturmuştu. Önce Saddam'a en yakın olanlar, yani oğulları Uday ve Usay. Sonraki halkada ise üvey kardeşleri bulunuyordu ki bunlardan ikisi Saddam'ı daha önce terk etmişti. Ve nihayet kuzenler. Bu son olaylarla birlikte Irak liderini koruyan üç kabuktan ikisi kırıldı. Saddam'ın etrafında sadece oğulları kaldı. Özellikle Saddam'ın en yakını saydığı Kamil Hüseyin'in Amman'da Amerikan Gizli Servisi CIA elemanlarıyla görüşmesi, Körfez Savaşı'ndan bu yana Saddam'a yapılan en büyük darbe olarak nitelendirildi. Amerikalılar Irak'la ilgili tüm gizli bilgileri birinci elden öğreniyorlardı. Saddam Hüseyin'e ikinci büyük darbe ise Ürdün Kralı Hüseyin'den geldi.
Birleşmiş Milletler ambargosu altında ezilen Irak'ın dışarıyla tek bağlantısı olan Ürdün'ün lideri Kral Hüseyin önce damatlara kendi sarayında sığınma hakkı verdi. Ardından da 23 Ağustos'ta bir konuşma yaparak ilk defa Saddam'ı suçladı ve Irak halkını içinde bulundukları karanlıktan çıkmak için harekete geçmeye çağırdı. Bir devlet başkanı, bir kral ve bir damat. Dünya bir anda bu üç Hüseyin olayıyla allak bullak oldu. Irak'ın geleceği konusunda senaryolar hazırlandı. Herkes işi gücü bıraktı ve Saddam sonrası dünya için planlar yapmaya başladı. Bütün bunlar içinde Türkiye'yi asıl ilgilendirense Bağdat'taki bu gelişmelerin Kuzey Irak'ı nasıl etkileyeceğiydi. Türkiye o güne kadar izlediği politikasından farklı bir çıkış yaptı. Dublin'deki Kürt toplantısına gözlemci statüsüyle katıldı ve alınan kararların altına da imza koydu. Daha önce Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulmasına karşı çıkan ve Irak'ın toprak bütünlüğünde ısrar eden Türkiye şimdi tavır değiştiriyordu. Ankara, Bağdat'taki hükümet aleyhine çalışan ve kendi yönetimlerini kurmak isteyen Kürtleri barıştırmak için masaya oturuyordu. Dublin'deki toplantıda Irak Kürdistan Demokratik Partisi heyetinin başkanlığını yapan parti politbüro üyesi Sami Abdurrahman, Türkiye'nin tutumundaki bu değişikliği şöyle anlatıyor. Toplantının asıl konusu bizimle Kürdistan Yurtseverler Birliği yani KYB arasındaki çatışmaları durdurmaktı. Ama kahve molalarında ya da toplantıdan arta kalan zamanlarda Türkiye heyetiyle yaptığımız konuşmalarda Bağdat'a karşı tutumlarının biraz değiştiğini fark ettik. Türkiye'nin Irak politikası çok tutucu ve çok temkinliydi. Türk diplomatlar bize hep Saddam'la masaya oturmak için telkinlerde bulunurlardı. Ama orada ilk defa Türkiye'nin Bağdat'a olan sabrının artık azaldığını gördük. Türkiye'deki bu politika değişikliğinin nedeni Amerika'nın Irak konusundaki yeni girişimleriydi. Daha önceleri alternatifi olmadığı için Saddam'ın iktidarda kalmasına göz yuman Amerika artık Saddam'ı devirmeye kararlıydı. Hatta gelen haberlere göre Amerikan Başkanı Bill Clinton, Amerikan Gizli Servisi CIA'ye gerekli emri de vermişti. Bütün bunlar olurken Türkiye'de son bir ay içinde ilginç gelişmeler yaşandı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit bu gelişmeleri şöyle sıralıyor. Gerçekten son haftalarda bazı ilginç olaylar üst üste geldi. Ve insan ister istemez bunun arkasında bazı senaryolar var mı diye düşünüyor. Örneğin bir yandan bu Kuzey Irak'la ilgili olarak veya fiilen kurulmaya çalışılan Kürdistan Devleti ile ilgili olarak yapılan Dublin toplantısı, CIA Başkanı'nın Ankara'ya gelip en yüksek düzeyde, başbakanlık düzeyinde temaslar yapması, Türkiye'ye durup dururken bir yandan ambargo uygulama hevesleri varken Amerika'da bir yandan da tanker uçaklarının verilmesi ve Saddam Hüseyin'in kızlarının ve damatlarının 30 kişilik bir heyet halinde Ürdün'e sığınmaları. Bunlar hep aşağı yukarı aynı günlere rast gelince tabii ister istemez aralarında bir bağlantı var mı kuşkusu, olasılığı akla geliyor. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri bu sefer Türkiye'yi daha da çok yanına çekerek, Türkiye'yi peşinden daha da çok sürükleyerek bu Kuzey Irak'ta ayrı bir Kürdistan Devleti kurma projesini ısıtıp yeniden sofraya kurma hazırlığı içinde gibi görünüyor. Kuzey Irak'taki barış girişimlerine en sert tepki ise beklenenin aksine Bağdat'tan değil PKK'dan geldi. Buradaki Kürt grupların savaşmasından yararlanıp Kuzey Irak'ta güçlenen PKK bölgede kalıcı bir otoritenin kurulmasını istemiyor. Çünkü o zaman buradaki hareketleri kısıtlanacak. İşte bu yüzden PKK militanları dağlardan inip KDP lideri Mesut Barzani komutasındaki Peşmerge karakollarına saldırdılar. PKK lideri Abdullah Öcalan, Barzani'yi Amerika ve Türkiye ile işbirliği yapmakla suçluyor. Çatışmalar sonunda PKK bazı kontrol noktalarını ele geçirdi. Ama Barzani kuvvetleri çabuk toparlanıp bu militanları Irak-Türkiye sınırındaki dağlara sürdüler. PKK ile savaşan KDP'nin politbüro üyesi Sami Abdurrahman bu konuda gayet sert konuşuyor. PKK, Kuzey Irak'taki partilerden biri değildir. Bu yüzden de bizim işlerimize karışamaz. Biz KDP olarak PKK'nın bu bölgedeki faaliyetlerine kesinlikle izin vermiyoruz. Onlar Talabani ile yaptığımız anlaşmayı sabote etmek istiyorlar.
Bütün bunlar aslında Irak'ta değişen dengelerin yeniden kurulduğunun habercisi. Şimdi bütün gözler bölgeye dönmüş, herkes bundan sonra olacakları bekliyor. Evet, Mithat Bereket ve Pusula ekibinin araştırmaları başka alanlarda da devam ediyor. Biraz sonra bunlara da göz atacağız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Yeniden iyi akşamlar. Burası Selahaddin'den yayın yapan KTV televizyonu. Ben Haval Nevruz. Haberleri sunmaya devam ediyoruz. Türkiye'deki Kanal D televizyonunda yayınlanan Pusula programının yapımcısı ve sunucusu Mithat Bereket ekibiyle birlikte Kuzey Irak'ta bulunuyor. Aldığımız son haberlere göre Mithat Bereket bazı eski arşiv görüntülerine ulaşmaya çalışıyordu. Bakalım neler bulmuş. Herkesin bir geçmişi vardır ve bu geçmiş aslında ait olduğu insanların bugününü de anlatır. Kuzey Irak'ta şu anda yaşananları kavrayabilmek ve bundan sonra neler olabileceğini kestirebilmek için buradaki Kürtlerin tarihine de bakmak gerekiyor. Çünkü son 50 yıl içinde burada yaşananlar şaşırtıcı biçimde birbirine benziyor. Bölgesel güçler ve büyük devletler birbirlerine karşı hep buradaki Kürtleri kullanmışlar. Birazdan izleyeceğiniz tarihi görüntüler Türkiye'de ilk defa yayınlanıyor. İşte size Kuzey Irak Kürtlerinin derslerle dolu tarihi. Irak Kürtlerinin yakın tarihinde işte bu adamın imzası var. Molla Mustafa Barzani. 1961'de Kuzey Irak'ta başlattığı Kürt hareketini bugün oğlu Mesut Barzani devam ettiriyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz mandası altına giren Irak'ta Kürtler Kral Faysal'ın yönetiminde yaşadılar. İkinci Dünya Savaşı ise Kürtler için tam bir dönüm noktası oldu. Savaşın sonunda Sovyetler Birliği'nin etkisine giren İran'daki Mahabad'da tarihin ilk Kürt Cumhuriyeti ilan edildi. Ancak 1945'te ilan edilen bu cumhuriyetin ömrü çok kısa sürdü. Moskova bir yıl sonra buradaki desteğini çekince Kürtlerin sevinci kursaklarında kaldı. İran Şahı Mahabad'daki Kürt devletini yıktı ve bunun kurucusu Gazi Muhammed'i de astırttı. Bu olay üzerine bölgedeki Kürtlerin lideri Mustafa Barzani Sovyetler Birliği'ne kaçtı. 1958 Irak halkı için yeni bir dönüm noktasıydı. Albay Abdülkerim Kasım bir darbeyle Kral Faysal'ı devirdi. Irak'ta artık monarşi bitmiş, yerine cumhuriyet kuruluyordu. Artık parlamentoda herkesin temsilcisi bulunacaktı. Albay Kasım Kürtlere ulusal haklar ve toprak reformu sözü veriyordu. Bu olay üzerine Sovyetler Birliği'nde sürgünde bulunan Mustafa Barzani Irak'a döndü. Ayrıca o zamana kadar gizli bir örgüt gibi çalışan Kürdistan Demokratik Partisi de yasallaştı. Mustafa Barzani, Irak Kürtleri tarafından adeta bir kahraman gibi karşılandı. Kürt milliyetçiliği yeniden canlanıyordu. Ama Irak Kürtlerinin bu sevinci uzun sürmedi. Bağdat'taki yeni yönetim aradan geçen 3 yıl içinde Kürtlerin beklentilerini karşılayamayınca olaylar büyüdü, çatışmalar çıktı. Kasım, kuzeyi denetiminde tutabilmek için güç kullandı. Bunun üzerine Mustafa Barzani 1961'de yeni bir Kürt hareketi başlattı. Naçar davayı hukmi zati otonomi bohuy bekat la çerçeveyi sınuri Irak'da bu avay bitwani nakte ba asudagi ve serbesti bijit. Irak Kürtleri için bağımsızlık savaşı anlamına gelen bu hareket Bağdat'a göre bir ayaklanmaydı. Mustafa Barzani peşmerge denilen Kürt savaşçılarıyla dağlara çıktı ve Abdülkerim Kasım'a karşı savaşmaya başladı. Bundan sonra da peşmerge hareketi giderek güçlendi. Tabii Bağdat'ın bütün bunlara tepkisi çok sert oldu. Ortalık savaş yerine döndü. 1958'de bir darbeyle iktidara gelen Albay Kasım bundan 10 yıl sonra 1968'de yine kanlı bir darbeyle koltuğundan indirildi.
Darbeyi yapan Hasan el-Bekir'di. Kuzey Irak'taki durumla da el-Bekir'in yardımcısı ilgilenmeye başladı. Bu genç adamı 10 yıl sonra bütün dünya daha iyi tanıyacaktı. Bağdat, kuzeyde otonomi isteyen Kürtleri sindirmek için her yolu denedi. Ama dağlarda üstlenmiş bu gerilla birlikleriyle baş edemedi. Bunun üzerine 1970'te Kürtlerle masaya oturdu. Bağdat'ta Kürtlere özellik sözü veren bir anlaşma yapıldı. Ama Bağdat yönetimi verdiği sözleri tutmayınca çatışmalar yeniden başladı. 1970'lerin ilk yarısında Irak'taki Kürt hareketi Orta Doğu'da etkili olmak isteyen güçler tarafından kullanılmaya başlandı. 1972'de Tahran'da bir araya gelen İran Şahı Pehlevi ve Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Mustafa Barzani ile görüştüler. İran, Irak'a karşı koz olarak Kürtleri kullanıyordu. Bunun için de Amerika'nın yardımını aldı. Kısa sürede Amerika'dan silahlar ve İsrail'den askeri uzmanlar gelerek dağlardaki gerilla ordusunu eğittiler. Mustafa Barzani, kuzeyde ilan ettiği kurtarılmış bölgeleri Tahran'dan yönetiyordu. Ama Irak Kürtleri, İran'ın kendilerini nasıl kullandığını ancak 3 yıl sonra anlayacaklardı. 1975'te Cezayir'deki bir OPEC toplantısında İran Şahı Rıza Pehlevi ile Saddam Hüseyin el sıkıştılar. İşte bunu kimse beklemiyordu. O zamana kadar Kürtleri destekleyen İran Şahı orada 180 derece çark etti ve Irak'tan istediği toprakları koparınca Kürtleri yalnız bıraktı. İran bundan böyle Kürtleri desteklemeyecekti. Barzani İran'a öylesine bağlanmıştı ki İran desteğini çekince bütün hareket dağıldı. Bağdat yönetimi ise bu fırsatı kullanıp karşı saldırılara başladı. Mustafa Barzani bu olay üzerine Amerika'ya kaçtı ve 1979'da Amerika'da öldü. Aynı yıl Bağdat'ta Saddam Hüseyin başa geçmiş ve hemen ardından da İran-Irak Savaşı patlak vermişti. Bu savaş sırasında Kürtler yine İran-Irak ve Suriye tarafından kullanıldılar. Türkiye ise o yıllarda Orta Doğu'daki olaylara mesafeli yaklaşan tarafsız bir politika izliyordu. O yüzden sınırının hemen yanı başındaki bölgede neler olup bittiğiyle ilgilenmedi bile. Sadece kendi Kürt vatandaşlarının da kullanılmasından korkarak Iraklı Kürt liderlerin Türkiye'ye girişini yasakladı. Bu sırada İran-Irak savaşı da bütün şiddetine devam ediyordu. Kürtler yine Saddam'ın kıyımına uğradılar. Bu kez yer Halepçe'ydi. Savaştan sonra bu defa sahnede Amerika vardı. Washington Kürtleri Saddam'a karşı kullandı. Onları önce ayaklandırdı ama sonra ortada bıraktı. Destek vermedi. Irak Kürtleri de Saddam'ın askerleri tarafından kıyıma uğradılar. Yüz binlercesi Türkiye ve İran'a sığındı. Savaşın bitimiyle birlikte evlerine geri dönen Kürtler bu kez kendi aralarında bir güç mücadelesine düştüler. Bu mücadele sonunda silahlı çatışmaya dönüştü. Son 15 ay içinde Kuzey Irak'taki iki büyük Kürt partisi arasındaki savaş yüzünden 2000 kişi hayatını kaybetti. Evet. Kuzey Irak'ta bugünkü durum bir bakıma tarihte daha önce yaşanan olaylara benziyor. Üstelik Mithat Bereket'in de dediği gibi aktörler de aynı. Örneğin Saddam Hüseyin ha... Saddam! Yine elektrikleri kesti. Hep bunu yapıyor. Niye böyle yapıyor? Sonunda geldi elektrikleri. İşte hadi seyredin. Çaycı bize bir çay alsana. Sevgili seyirciler, aldığımız bir başka habere göre Mithat Bereket ve Pusula ekibi Kuzey Irak'taki çalışmaları sırasında şu anda Talabani kuvvetlerinin elinde bulunan Erbil şehrine de gittiler. Şimdi orada neler gördüklerine bir bakalım. Şu anda herkesin kafasında aynı soru var ve bu soru belli aralıklarla sürekli gündeme geliyor. Acaba Kuzey Irak'ta Amerika'nın da yardımıyla bir Kürt devleti mi kuruluyor? Kuzey Irak'ın en büyük şehri Erbil'e gelince aslında bu sorunun pek de anlamlı olmadığı ortaya çıkıyor. Çünkü burada zaten bir Kürt devleti var. Parlamentosu, bakanlıkları ve hatta hükümetiyle burada zaten bir Kürt devleti kurulmuştu. Ancak buradaki Kürtler bu önemli fırsatı kullanamadılar. Irak Kürtleri Körfez Savaşı'ndan sonra Amerika ve İngiltere'nin yardımlarıyla Kuzey Irak'ta yeniden söz sahibi hale geldiler. Irak'ta Saddam'a karşı bir unsur bulundurarak zengin petrol yataklarını kontrol etmek isteyen Batılılar bunun için ilk olarak Kürtlere yanaştılar. Bu Irak Kürtleri için bulunmaz bir fırsattı. Tarihlerinde ilk defa Bağdat'a karşı gerçekten birleşebilecekler
ve kafalarındaki Kürt devletini kurabileceklerdi. Amerika, Türkiye'nin de yardımlarıyla Kürtleri koruması altına aldı ve burada bir yerel yönetim oluşturulması için ne gerekiyorsa yapıldı. Kuzey Irak'ta serbest seçimler düzenlenip halkın seçtiği bir parlamento oluşturuldu. Ardından bu parlamento hükümeti belirledi. Sonra da bakanlıklar kuruldu. Artık Habur sınırından Kuzey Irak'a geçenleri bu tabela karşılıyordu. Kürdistan'a hoş geldiniz. Ama Kuzey Iraklı iki lider Barzani ve Talabani arasındaki güç mücadelesi bütün bunları sekteye uğrattı. Batı'nın 3 yıl önce Kuzey Irak'ta fiilen kurmaya çalıştığı Kürt devleti iç çatışmalar yüzünden işletilemedi. Kuzey Irak'ta anlaşılan ve siz tabii çok daha içinden görmüşsünüzdür. Kuzey Irak'ta öylesine çağ dışı bir feodal yapı ve aşiretler arası rekabet var ki o devlet projesi yürümedi. Amerika'nın bütün katkısına karşın, tuzağa düşürülen Türkiye'nin ister istemez verdiği desteğe karşın öyle bir devlet kurulamadı ve aşiretler arası kavgalar giderek ivme kazandı, giderek tırmanışa geçti. Ve bundan yararlanarak PKK Kuzey Irak'ta güçlenmeye başladı. İşte şimdi Dublin toplantısıyla bütün bunlar yeniden diriltilmeye çalışılıyor. Ama bir farkla, Kürtler bu defa ne istediklerini gayet iyi biliyorlar. İstedikleri ise kendi iç işlerinde serbest bir federasyon kurmak. Bu federasyonun da Irak içinde olmasını istiyorlar. Bakın, bu konudaki rüyaları bir kenara bırakmamız lazım. Kuzey İran geleceği konusunda çok gerçekçi ve çok pratik düşünmemiz gerekiyor. Bu açıdan bakınca biz Irak'ta demokratik, çoğulcu bir yapıya sahip federal bir sistem kurulmasını istiyoruz. Bizim için en ideal yönetim şekli işte budur. Yani biz Irak içinde bir federasyon istiyoruz. Bu büyük bir devlet yardımıyla da olabilir, bölgesel güçler sayesinde de. Yani sizi doğru anladımsa siz bağımsız bir Kürt devleti değil, bir federasyon çatısı altında oluşmuş federe bir Kürt devleti istiyorsunuz, öyle mi? Kuzey Irak'ta kimse sorumlu bir liderin bağımsızlık istediği konusunda bir açıklama ya da bir belge bulamaz. Bizim partimiz bu aşamada bağımsızlığın büyük bir hayal olduğunu gayet iyi biliyor. O yüzden de biz bağımsızlık değil, federasyon istiyoruz. Çünkü bağımsızlık bugün için hiç de pratik bir şey değildir. Ama sizin partinizin lideri Mesut Barzani bir söyleşisinde Irak'taki her Kürt'ün kafasında bir gün bağımsız bir devlet olma fikri vardır demişti. Siz de buna katılmıyor musunuz? Bakın, sizin de bizim hakkımızda bazı iyi fikirleriniz olabilir. Bazıları da aramızda bir birlik olduğunu, değilse de işbirliği ve koordinasyon çalışmaları olacağını hayal edebilir. Burada da birleşik bir Kürdistan hayal edenler olabilir. Ama bunlar sadece ve sadece hayaldir. Daha öteye gidemez. Araplar da yıllardır birleşik bir Arap Federasyonu yaratmak için çalışıyorlar. Ama bunlar hep hayaldir. Ne diyor bu? Anlamadım. Federasyon mu dedi? Federasyon diyor galiba. Evet, evet, federasyon dedi. Yani federe Kürt devletinden bahsediyor. Federasyon nedir ki? Bana anlatsana. Federasyon dediği yani hani Amerika gibi bilirsin işte. Yani Texas gibi, eyalet. Eyalet gibi bir şey. Filmlerdeki yani gibi federasyon mi? Federasyon dediği bu. Hani kovboylar gibi yani. Onlar gibi bir şey mi? Evet, evet. Yani herkes kendi gibi olacak. Kendi başına yani. Yani senin anlayacağın, daha doğrusu kendi sorumluluğunu alacaksın. Anladım. Kendi sorumluluğunu taşıyacaksın. İyi bir şey. Anladın o mı? Zaman bu federasyon. Aslında Kuzey Irak halkı federasyondan ne kastedildiğini tam olarak bilmiyor. Sokaktaki insanlar kurulmaya çalışılan devletin işlemediğini görüyorlar ve şimdi Amerika'nın zoruyla bu defa bir şeyler yapılabileceğini umuyorlar. Evet, Irak Kürtleri uzun süredir Kuzey Irak'ta bir otonomi peşindeler. Bu bazen özerklik, bazen de federasyon oluyor. Bugünlerde yeni bir oluşum var. Daha önce savaşan iki büyük parti anlaşma masasına oturdular. Şimdi her iki tarafında bu ortama uyup ateşkese riayet etmesi ve tahriklere kapılmaması bekleniyor. Böylece bir ilerleme sağlanabilir, yoksa gene başladığımız yere döneriz. Aziz, ne yapıyorsun ya? O düğme değil, yanlış basıyorsun. Ya bak, şuna basacaksın. Abi, tamam, şimdi anladım. Ha, şimdi bak bakalım. Tamam, şöyle yapayım. Oldu mu? Tamam, şimdi güzel.
Tamam olur. Şimdi herkes Dublin konferansından sonra önümüzdeki günlerde yapılacak ikinci görüşmeleri bekliyor. Bu süreçteki en önemli kişi ise Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesut Barzani. Aldığımız bilgiye göre Pusula programının yapımcısı Mithat Bereket Mesut Barzani ile de görüştü. Mesut Barzani Bereket'e önemli açıklamalar yaptı. Bugünlerde Kuzey Irak tek bir insandan soruluyor. Askeri güç onun elinde. Ayrıca Kuzey Irak topraklarının büyük bölümüne de hakim durumda. Üstelik kendisini tanıyanlar şu anda Kuzey Irak'taki en ciddi ve en güvenli lider olduğunu söylüyorlar. Evet, Mesut Barzani'den bahsediyoruz. Şu anda Kuzey Irak'ın geleceği büyük oranda onun elinde. İşte biz de Mesut Barzani'nin Selahattin'deki karargahına gittik. Kendisiyle son gelişmeleri ve asıl bundan sonra neler olacağını konuştuk. Söyleşimize PKK konusuyla başlamak istiyorum. Tarabani ile savaşınız sırasında PKK burada güçlendi ve şimdi de sağlamaya çalıştığınız barışı bozmaya uğraşıyor. Şu anda cephedeki son durum nedir? Bu bölgedeki saldırılarını şimdilik durdurduk. Arada sırada vurkaç taktikleriyle bize saldırıyorlar. Ama gerekli tepkiyi alınca da geri kaçıyorlar. Biz PKK'nın bölgemizdeki etkinliklerini tamamen durduruncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. PKK, Kuzey Irak Partisi değil. Kendi işleri için bizim bölgemizi kullanmasına ve Dublin'de başlattığımız sürece engel olmasına izin veremeyiz. Gitsinler, kendi ülkelerinde savaşsınlar. PKK'nın şu anda Kuzey Irak'ta başka bir yerde kampı var mı? Demin söylediğim gibi, bizim bölgemizde herhangi bir kampları yok. Zaten buna izin de vermeyiz. Ama aldığımız son duyumlara göre, Zeli kampından sonra şimdi Süleymaniye şehrinin güneyindeki Karadağ'da yeni bir kamp kurmuşlar. Burası 36. paralelin dışında. Yani Amerika ve Türkiye'nin kontrolünün dışındaki bölgede kalıyor. Peki bu Karadağ kimin elinde, kimin kontrolünde? Orası şu anda Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin, yani Talabani'nin elinde. Siz daha önceki bir söyleşinizde buradaki her Kürt'ün kafasında bağımsızlık fikri vardır demiştiniz. Son Dublin toplantısından sonra şimdi bu bağımsızlık vakti yaklaşıyor mu sizce? Bence daha onun vakti gelmemiştir. Bu yöndeki bazı iyi gelişmeler arzumuzu ve dileğimizi güçlendirmiştir. Ama bağımsız bir Kürt devleti kurmak için gerekli ortam henüz yaratılmamıştır. Bununla ilgili herhangi bir konuda gündeme gelmemiştir. Tüm düşünceler hep Irak'ın toprak bütünlüğü çerçevesindedir. Peki ama Saddam Hüseyin Bağdat'ta kaldığı sürece bu federasyon fikrinizi nasıl gerçekleştireceksiniz? Evet, bence Bağdat'taki durum şu anda bunu gerçekleştirmek için uygun değil. Bu gerçekleşene kadar bekleyecek misiniz yoksa Bağdat yerine Türkiye ile bir federasyon düşünür müsünüz? Çünkü bu konuda son günlerde haberler yayınlandı. Bu çok önemli bir konu. Bunu çok iyi düşünmek lazım. Ama şimdiye kadar böyle bir olasılığı kimse gündeme getirmedi. Amerika ile ya da Türkiye ile bu konuda herhangi bir konuşma yapılmadı. Ama böyle bir olasılık gündeme gelirse, o zaman bu konuyu oturup çok ciddi olarak düşünmek ve tartışmak lazım. Yani Türkiye ile bir federasyona sıcak bakabilirsiniz, öyle mi? Bu konuyu gündeme geldiğinde bütün boyutlarıyla değerlendirmek lazım. Henüz bir şey söylemek için çok erken. Bu durumda Irak'ta, Türkiye'de uygun değil. Peki siz gerçekten bağımsız olmak istiyorsanız bu amacınıza nasıl ulaşacaksınız? Bunun için zaman gerekir. Herkes için zaman gerekir. Kürtlerin ve Arapların birbirini tanıması, bir araya gelmesi ve birbirlerini anlaması bir zaman işidir. Bölgedeki ülkelerin Kürtleri silah kullanarak bastırabileceği düşüncesi yanlıştır. Kürtler de zor kullanarak silahla bağımsız bir ülke elde edemezler. Önemli olan demokratik bir sistem içinde, federatif bir yapıda her parçanın kendi sorunlarını çözmesidir. Evet, işte Mesut Barzani'nin Kuzey Irak'ın geleceği konusundaki görüşleri.
Mithat Bereket bu durumun Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini ve Türkiye'nin bu konuda neler yapabileceğini de araştırdı. Birazdan bunu da ekranlarınıza getireceğiz. Ama şimdi kısa bir ara veriyoruz. Önce reklamlar. Hadi birer çay daha içelim. Tamam. Hey çaycı, çayları tazele. Yeniden iyi akşamlar. Burası Kürt Televizyonu KTV. Ben Haval Nevruz. Şimdi haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuzey Irak'ta araştırmalar yapan ve bir program hazırlayan Mithat Bereket ve Pusula ekibi son gelişmelerin Türkiye'yi nasıl etkileyebileceğini de inceliyor. Şimdi bir de buna göz atalım. Bağdat ve Kuzey Irak'taki son gelişmeler Türkiye'nin gündemine federasyon tartışmalarını da getirdi. Burada kurulacak bir Kürt federe devletinin ileride Türkiye'ye bağlanabileceği konusunda çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı. Görünen o ki Amerika'dan İran'a kadar hemen hemen herkesin cebinde Kuzey Irak'ın geleceği konusunda bir senaryo var. Tabii bütün bunlar Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor. Barzani ile bizim Türkiye açısından Kuzey Irak'ta önemli olan iki unsur var. Bunlardan birincisi burada sağlanacak bir çözümün ne olursa olsun Irak'ın toprak bütünlüğü içinde olması. Çünkü Türkiye, Irak'ın bölünmesi durumunda Suriye ve özellikle de İran'ın bu bölgede etkili olmasını istemiyor. İkincisi Ankara Kuzey Irak'taki Kürt liderler Mesut Barzani ve Celal Talabani'nin bir an önce anlaşıp bu bölgede barış ve istikrarı sağlamalarını bekliyor. Çünkü ancak böylelikle PKK'nın Kuzey Irak'ta güçlenmesi önlenebilecek. Öte yandan Türkiye'nin Irak'lı Kürtler arasında yapılan Dublin toplantısına katılması Türkiye'de yeni senaryoları da gündeme getirdi. Kuzey Irak'taki bir Kürt federe devletinin Türkiye'ye bağlanabileceği yolunda tahminler yapılmaya başlandı. Bu federasyon senaryolarını gayet yakından izleyen Demokratik Sol Parti lideri Bülent Ecevit bu konuda önemli uyarılarda bulunuyor. Tabii şimdi orada Dimyat'a pirince giderken evde buki bulgurdan olmama uyarısını hatırda tutmamız gerekir. O senaryo geçerliyse, bu bahsettiğiniz senaryo geçerliyse şu olacaktır. Evvela şimdiye kadar olandan daha ciddi, inandırıcı bir, yapay da olsa inandırıcı bir Kürdistan Devleti Kuzey Irak'ta kurulacak. Zaten kuruluyor. İkinci aşama olarak bu Kürdistan Devleti Bağdat yönetimiyle anlaşamaz. Türkiye ile bir federasyon çatısı altında bir araya gelsin denecek. Ondan sonraki aşamada canım siz de biraz toprak verin de Güneydoğu'dan kendi ayrı devletlerini kursun denecek. Yani Türkiye'nin bu oyuna gelmemesi gerektiği kanısındayım. Bütün bu tartışmaların içinde kesin olan bir şey var ki Ankara artık eskiden olduğu gibi Bağdat'a el uzatma politikasını bıraktı. Artık Kuzey Irak'taki oluşumlara daha aktif katılma stratejisini benimsedi. Aslında bu rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başlattığı bir politikaydı. Özal, Kuzey Irak'ta olanları tribünden izlemek yerine sahaya inip gelişmeleri etkilemek taraftarıydı. Şimdi Ankara, Kuzey Irak'ta olanı biteni büyük bir dikkatle izliyor. Kürt gruplar arasındaki ikinci buluşma önümüzdeki hafta Avrupa'da gerçekleşecek. Bu toplantıda iki taraf arasındaki anlaşma son halini alacak. Barzani ve Talabani'nin daha sonra bir törenle bu anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Ve Türkiye bütün bu süreçte gelişmeleri yakından takip edebilecek. Ankara'nın bu tavır değişikliği ve Saddam muhalifleriyle aynı masaya oturması tabii en çok Bağdat'ı rahatsız etti. Bağdat bu tepkisini İstanbul'daki başkonsolosluğunu kapatarak gösterdi. Üstelik buna karşılık Ankara'nın da Musul'daki Türk başkonsolosluğunu kapatmasını istedi. Öte yandan Türkiye'nin Kuzey Irak'ta daha çok Mesut Barzani ile işbirliği yapması Celal Talabani'yi de son derece rahatsız ediyor. Talabani'nin sağ kolu olan Kusret Abdullah Resul, Pusula ekibinden Can İzbul'a Türkiye'nin son politikalarından duydukları rahatsızlığı şöyle anlattı.
Türkiye, Barzani'ye iltimas geçiyor. 1994'te Habur Gümrüğü bölgesel hükümetin kontrolündeyken, Türkiye bu kapıdan kamyonların geçmesine izin vermedi. Ama ne zaman ki bu kapı Barzani tarafından kontrol edilmeye başlandı, Türkiye kamyonlara izin verdi. Ayrıca Ankara'nın Barzani'ye silah yardımı yaptığını da biliyoruz. Yakalanan KDP peşmergelerinin üzerinden Türk yapısı silahlar çıktı. Türkiye, Kuzey Irak'taki dengeyi de göz önüne alacak şekilde hareket etmeli. Görünen o ki Türkiye, Kuzey Irak'ın bu karışık durumunda izlediği politikalara çok dikkat etmeli. Çünkü Ankara'nın atacağı her adım, alacağı her karar Türkiye açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Evet, KTV haberlerine devam ediyoruz. Pusula Haber programının yapımcısı Mithat Bereket, bu araştırmalarından sonra ricamızı kırmadı ve buraya stüdyomuza konuk oldu. Şu anda burada, stüdyomuzda. Şimdi bütün bu olan biten hakkındaki değerlendirmelerini soracağız. Sayın Bereket, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok çok teşekkürler. Sağ olun. Araştırmalarınızdan sonra ne gibi sonuçlara vardınız? Burada yaptığımız araştırmalardan ve söyleşilerden ortaya dört önemli sonuç çıkıyor. Bunlardan birincisi, Amerika bu defa Saddam'ı devirmek konusunda kararlı. Başkan Clinton, Amerika'da önümüzdeki yıl yapılacak olan genel seçimlere Saddam'ı devirmiş olarak girmek istiyor. Dış politika konusunda ağır eleştiriler alan Clinton, bu sayede eski Amerikan Başkanı George Bush'un yapamadığını yapıp puan toplamak niyetinde. Washington'ın bu politika değişikliğini son damat krizi ve Dublin toplantısı kanıtlıyor. Amerika, Saddam'ın bir halk ayaklanmasıyla yıkılabileceğine inanmıyor. Irak liderinin aile içi bir tartışmadan sonra yine aile içinden birisi tarafından indirilmesini bekliyor. Ama bu arada Bağdat yönetimine alternatif olarak da Irak muhaliflerinin toplandığı Irak Ulusal Kongresi'ni yeniden güçlendiriyor. İkincisi, Ankara, Washington'ın bu tutumuna paralel olarak kendini Saddam sonrası Irak için hazırlamaya başladı. Daha önce Iraklı Kürtlere Bağdat'la görüşmeleri telkininde bulunan Ankara, şimdi bu Kürt grupları barıştırıp Kuzey Irak'ta kalıcı bir yönetim kurulması için çalışıyor. Bütün bu çalışmalar akıllara Türkiye merkezli çeşitli ihtimalleri de getiriyor. Buna göre Kuzey Irak'ta kurulacak bir Kürt federe devleti Bağdat yerine Türkiye'ye bağlanabilir ya da en azından Ankara'nın hamiliğine verilebilir. Ancak bu olasılık Türkiye açısından son derece tehlikeli görünüyor. Böyle bir federasyon Türkiye'yi bölünmeye götürebilir. Bu yüzden Ankara açısından en iyi çözüm bu sorunun Irak içinde halledilmesi. Üçüncü olarak Kuzey Iraklı Kürtler ne olursa olsun artık federasyon istiyorlar. Bu fikirden de vazgeçecekmiş gibi görünmüyorlar. Ancak bu Irak içinde Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir federasyon. Ve son olarak Türkiye'nin de Güneydoğu Anadolu'daki soruna hızla bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa Kuzey Irak her gündeme geldiğinde bizi nasıl etkileyecek diye korkup düşünürüz. Bu bölgeyi son derece yakından tanıyan Bülent Ecevit ise bu konuda 3 önemli öneride bulunuyor. Birinci önerim, dediğim gibi, bu savunulması olanaksız olan Irak sınırındaki Sarp arazinin hemen güneyindeki düzlükte Türkiye'nin bir geçici ön savunma çizgisi alması. Öylelikle PKK'ya karşı verilen mücadele bizim topraklarımızda olmasın. Hakkari'li, Şırnak'lı, Batmanlı, Diyarbakırlı yurttaşlarımızın başında dert olmasın. O düzlük araziyi de olsun. Orada PKK'nın sızmasını önlemek çok daha kolaydır. Fakat bunun bir geçici savunma çizgisi olduğu, Irak yeniden bütünleşinceye kadar ancak var olacak bir savunma çizgisi olduğu belirtilsin. İkincisi, Türkiye bütün bölgeyi kapsayacak bir toptan yok edici silahları ortadan kaldırmaya yönelik, konvansiyonel silahları dengeli olarak indirmeye, azaltmaya yönelik bir projeye kesin kararlılıkla öncülük etmelidir. Üçüncüsü, Irak yönetimini insan hakları konusunda ve demokrasi konusunda adımlar atmaya teşvik etmek ve bu arada da kendi Güneydoğusunun ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmek, oradaki halkı rahatlatmak. İşte bugünkü Irak ve Kuzey Irak denkleminden ortaya çıkan sonuçlar ve Türkiye açısından izlenebilecek yollar.
İlk bakışta her şey Saddam Hüseyin için geri sayımın başladığını gösteriyor. Ama buna aldanmamak lazım. Çünkü Irak'ta her an her şey olabilir. Ve Kuzey Irak Kürtleri daha önce olduğu gibi kendilerini yine bir anda yapayalnız bulabilirler. Sayın Bereket, haber bültenimize konuk olduğunuz ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sayın seyirciler, bu geceki haber bültenimizin sonuna geldik. Görünen o ki buradaki gelişmeler bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak. Hepinize şimdilik iyi akşamlar. Nedir bu ya? Sen bir şey anladın mı bu kadar aman, şeyden? Aman hep aynı işte. Eskisi gibi. Daha önce nasılsa şimdi de aynı. Yani bitmeyen şarkı devam ediyor. Tavaz kuşum makruhida hoy hoy le navraza le navraza bu kahine yare le navraza tavaz kuşum kuşide (gülüyor)